Ya. Könkü, sinema kulübü ne lan? Ya senin yüzünden Yılmaz Vural gibi kulüp kulüp geziyoruz. Bari bir gece kulübüne falan gitseydik ya. Onu seni kim çağırdı ki lan? Her gittiğim yere kere gibi peşimden geliyor oğlum. Gitsene lan. Allah Allah. Ben artık oyuncu olmaya karar verdim. Bu fotojenik yüzümle Serenay Sarıkaya partner olacağım. Bundan sonra artık kameralar önünde boy göstereceğim. Ulan sen bu tipinle ancak hayvanat bahçesinde maymunlarla boy gösterirsin. Kız var değil mi lan? Onun için geldik. Hey Fikri, ne zaman bir kültürel aktivite yapsam hemen kız var değil mi? Bence kendim yapamıyorum. Oğlum ben bir kere Türk sinemasına geriden yön verip konjüktüre akımla Türk oğlum ama çok güzel bir kız lan Fikri. Yemin ediyorum bir görsen hep buralara takılıyor böyle. Ben de artık burada takılacağım, onun kapsama alanına girmem lazım. Kapsama alanı mı? Kenki, beni de alsana kapsama alanına. He? Belki arkadaş falan vardır. Kablolu kablosuz her türlü bağlanırım ben de. Ben sana bağlanacağım şimdi uzatma kablosuyla. Adamın asabını... Oğlum hadi sen git lan, burada senin IQ'nda kimse yok. Hadi git ya. Nereye gideyim ya? Nereye gideyim ben? Nereye gideyim? Yani bana ne? Nereye gidiyorsun? Ha. Git. Sevgili kızlarım. Sevgili kızlar, canlarım. Yeni filmim Zılgıt 3'ün senaryosunu bugün finalledim. Gerçek bir başyapıt oldu. Çok sakin girildi ya. Hiç böyle 4 kişi sahneye giriyor. Hiç onun o etkisini, coşkusunu göremedim. Yazıklar olsun size be. Nasıl yapayım? Estağfurullah. Sen niye arkadaşlarına atıyorsun? Ayıp be. Biz daha böyle coşkulu bu skeci oynayacağız, canını okuyacağız gibi böyle bir... Skeci canını okuyacağız şimdi. Gelin ben de arkadaşlarım. Hadi. Ne yapacağız acaba? Öğretmen var, çok seviyorsunuz. Daha ilk görüşte biz bu mesajı alalım. Ya oğlum hadi git lan, senin IQ'da kimse yok. Hadi git lan. Ya oğlum, niye gideyim ya? Burada birazdan bir şeyler olacak. Kızlarım benim. Beni de. Ama ya ne? Sevgili kızlarım. Neler oldu bilemezsiniz bugün. Yeni filmim Zılgıt 3'ü senaryosunu bitirdim. Bugün sona erdi Zılgıt 3'ü senaryosu bitti. Aa, hocam ama biz daha Zılgıt 1 ve 2'yi izlemedik ki. İzleyemezsiniz çünkü onları henüz yazmadım. Evet, sinemada ezber bulacağım. Benim işim bu. Geriye doğru çekeceğim. Önce 3, sonra 2, sonra Zılgıt 1. Buna sinemada geriye sayımcılık akımı denir. Aa hocam, ben ilk defa duyuyorum bu akımı. Çok normal çünkü şu an buldum. Kahretsin, her an sinemaya yepyeni bir soluk kazandırıyorum. Mesut, bunları not al. Hemen. Unutmayayım ben. Hocam, mükemmelsin. Sağ ol. Ya çekil, çekil şuradan be, çekilin. Aa, hocanın avrasını bozuyorsunuz ya. Hocam, iyi misiniz? Mesut'cum, ne yapıyorsun sen? Niye işi itekliyorsun kızları? Ama hocam, avranız... Ha orama, ha burama. Sana ne be? Ne karışıyorsun sen? Bırak. Nereye isterlerse sokulsun kızlar. Mesut, seni döverim. Silerim bu piyasadan, atarım yeminim. Çekil git kadrajımdan. Çekil git kadrajımdan. Kadrajınıza değmek bile beni çok mutlu etti. Hocam, bakın yeni arkadaşlar gelmiş. He? Onlar da herhalde sizin senaryonuzu tartışmak için buradalar. He. İşte bu lan, bu konuşan. Oğlum bak ne kadar güzel lan. Kalbimin otobanı ya. Yemin ediyorum bütün yollar ona çıkıyor lan. Kanka, senin otobanın yanında da yan yol var. Ben de ona yürüyeyim mi? İnşallah tekerine çomak girer, at arabası. Senaryo tartışma toplantısı için geldiniz sanırım. Senaryo? Ha evet, evet senaryo. Hocam, benim adım Hüseyin. Bu da Fikri, biz de oyuncuyuz. Biz oyuncuyuz. Hoş geldin Sağ. Hüseyin. Ben de Nezaket. Ben de Dilek arkadaşlar. Mesut, arkadaşlara senaryo veriver. Sana bakıyorum da bıyıklı. Filmimdeki estetik yoksunu, ezik enişte, tipsiz iğrenç, şapşal Babürcük için çok uygunsun. Babürcük rolü için seni düşünmüşüm. Daha şey yap, daha tanımla onu. Daha baktıkça aklına ilham gelsin. Daha ne var ne yoksa... Karakteri geliştirdim. Bir karakterim var. İsmi Babürcük. Bir görsen leş. Tipsiz, sıfatsız, gerçek, aptal, estetik yoksunu it. Adam sanki aynaya bakıyor lan.
Bir de arkadaşı var. İt ol it. İkinizi bu hayvan çocukları için düşünüyorum. Tipilence gördüğümün iğrenç güleni. Bu roller için sizi düşüneceğim. Oturayım. Ha, bir dakika hocam. Isıttım. Buyurun oturun ve düşünün. Arka tarafı soğuk kaldı. Neresi? Şurası mı? Evet. Hadi geçin. Teşekkürler. Rica. Düşünüyorum. Oğlum, az önce bana mı dedin lan estetik yoksunu diye? Çünkü daha neler dedi, duymadın mı? Gerçi biz arkadaşımız diye bir şey demiyoruz, yüzüne vurmuyoruz ama... tam bir kader kurbanısın sen de. Sen kendi tipine bak lan, tipsel taciz. Sizi düşündüm. Filmim için uygun değilsiniz. Çünkü düşündüğümden de tipsiz ve iğrençsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Canım. Oh. Şimdi, 3 yıl önce kurduğum bu kulüp... bugün en büyük atılımını yapmak üzere. Ve sizler bu ana şahitlik edeceğiniz için... gerçekten de çok şanslısınız. Ama toplantıya geçmeden önce biraz kendimden bahsetmek isterim. Gerçi teraziye vurduğumuzda kendimden biraz bahsedecek olmam hafif kalıyor, değil mi? Doğru. Terazi hafif kalır. Kantara vurmak lazım. Efendim? Kanter diyor. Kanter içinde. Demek ki bugünlere gelmek kolay olmadı. Hani ne kadar çalıştınız, ne emek verdiniz de... böyle büyük yönetmen oldunuz gibisine övmek açısından. Hocam, kısa film dalındaki son eseriniz Ikınmalarım muhteşem. Ah, Ikınmalarım. Evet, evet Ikınmalarım. Bir başyapıt adeta. 3 saniyede hayata bakış açım değişti. Bir sanatçının yaratım sürecinde geçirdiği bütün sancılar ancak bu kadar net anlatılabilirdi. Hele ki final sahnesinde hocamızın yüzündeki o dehşet, o korku. Sağ ol. Hele o panik. Evet. Herkesin bildiği senin benim. Ama hocam imgelemeyle onu bize öyle anlattı ki. Gerçekten İbrahim hocam. Sizden başkası herhalde bunu yapamaz. Hocaya ne kadar hayran oldun, projeye ne kadar coşkulu yaklaştın anlaşılmadı. Ben anladım. Ben anladım. Ay. Bu oyununda senin favori filmin o. Ve bu film bahsedince kendinden geçmen lazım yani. Canım, evet. Sağ ol. Sağ ol. Hele ki final sahnesinde hocamızın yüzündeki o dehşet, o korku, o panik. Allah'ım. Ama hepimizin bildiği senin, benim, onun. Hocamız onu imgelemeyle öyle bir anlattı ki. Ah. Hocam, İbrahim hocam. Sizden başkası bunu böyle yapamazdı. Lanet olsun o filmi yaptığım güne. Bu ne gaz ya? Hüseyin, ah biz yanlış yere geldik galiba. Ses deneme. Mesut'un burnuyla bu kadar yakınlaşınca hatırladım. Ben o filmde 6 palamut ödülü kazanmıştım. Akınmalarımla 6 palamut. Öyle herkese verilen bir ödül değil ya. 6 palamut mu? O ne biçim ödül lan? Sinema cahili. 6 palamut ödüllerin en kıymetlisidir. Bunu bilmeyen adamlarla sinema mı tartışacağız burada? Hocam arkadaşım palamut alerjisi var da. Daha çok hani kendisi lüfer hamsi insanı, o bakımdan bilememiş olabilir. Hocam, evet. Bizim için o muhteşem, şahane eserinizin final sahnesini yeniden canlandırır mısınız acaba? Hem bu arada biraz siniriniz de yatışır. Madem 6 Palamut ödüllü filmim Ikınmalar için bu kadar büyük istek var, ıkına sıkına yapacağız artık. Huzurlarınızda Ikınmalarımın final sahnesi. Ne yapıyor lan bu? Oğlum bu palamutu çıkardı, çıkaracak lan. Teşekkürler. Bravo, bravo. Sağ olun, teşekkürler. Ulan bu başyapıtsa var ya, beni bir tuvalette görsünler var ya.
Zaten hocamın ödülü de buradaydı. Abala çıkarmış lan. Çıkarmış. O cüsselerini ancak o beklenirdi zaten. Ya ben ödülümü yanımda taşımayı gösteriş yapmayı falan hiç sevmem. Tesadüf olmuş herhalde. Hocam lütfen artık daha fazla mütevazı olmayın. Gerçekten inanılmazdı. Çok etkilendim. Bence bu performansa Altın Ayı'ya aday olmalısınız. Bence Altın Basur'a aday olmalı. Baksana, ite sıka yardı çana. Sen ne diyorsun be, hadsiz? Hocam şey diyor, eğer diyor... sizin içinde eğer bir Basur yoksa... acaba diyor, sinemanın... senaryodan önce sinemanın gelmişinden geçmişinden bir bahsetsek mi... bakımından öyle bir şey önerdi arkadaş. O zaman siz sinema tarihiyle ilgilisiniz Hüseyin Üstad. Evet. En çok hangi akımı seversiniz? En çok hangi akımı? Topraklama. Yani topraklama akımını tercih ediyorum oyuncu olarak. Neden dersen parmağını soktuğun zaman buradan biri burada çıkıyor. Rahat kafam rahat. Ne diyorsun sen be adam? Ne topraklaması? Burada sinema akımlarından bahsediyoruz. Misal Fransız yeni akımı, İtalyan akımı gibi akımlar. Siz Avrupa sinemasında neyi tercih edersiniz? Vallahi ben Alman sinemasını biliyorsam. Alman sineması, Alman dışavurumcu akımına bayılırım. Dışavuran da var. Peki siz Alman sinemasındaki o kalabalık, o grup halindeki insanların anlattığı hikayeleri seviyorsunuz değil mi? Seviyorum. Yani kalabalık oluyor genelde. Aşçı, şoför, işte ne bileyim hizmetçi, bahçıvan, sonra hepsi ne bileyim. Ya ne diyorsun be adam? Benim bildiğim Alman sinemasında böyle kadrolar yok ki. Yani kalkıp gidip bir sinemada, sinema salonunda film izlemediğiniz o kadar belli oluyor ki. Siz onları boş verin. Hadi son filmimizden bahsedin. Ay, heyecandan yerimden duramıyorum. Görüyorum heyecanını ve çok tedirgin oluyorum. Fazla oynaksın. Lütfen benden uzak dur yoksa sinirleneceğim Mesut. Lütfen biraz uzak. Nezaket Hanım, size de heyecanlanmak çok yakışıyor. Siz heyecanlanır mısınız? Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de heyecanlıyım tabii ki. Belki de bu filmle Kan'a gideceğiz. İnşallah Kan'da ödül alırız ve siz de gelirsiniz Hüseyin. Beni kan tutar, gelemiyorum Kan'a. Çok kötü olur. Çok şakacısınız gerçekten. Peki ya siz Fikri Üstad? Sizin hayaliniz nedir? Çok iddialı bir enerjiniz var yoksa Oscar'a talip olmak mı? Yok, ben Oscar'a değil, size talip olmak isterim. Eğer siz de uygunsanız bir çay içebiliriz mesela. Ya. Yani demek istiyor ki ne? Hani yarın bir gün kısmet olur da aynı bir filmde oynarsak sette diyor çay içeriz. Tabii çok isterim. Kız düştü kanka. Kız düştü. Bülbül yuvaya girdi. Ben şimdi gireceğim sana elimi tesirler. Yeter artık sizi konuştuğumuz. Biraz beni ve benim filmlerimi konuşabilir miyiz lütfen? Lütfen. Hocam filmleriniz demişken kusura bakmayın. Mazur görün. Televizyonda hangisi yayınlandı ben bilemedim de. Ha! Benim filmlerim televizyonlarda yayınlanmaz. Festivallerde yayınlanır ve yarışır. Yayınlandığı gibi de gündeme oturur, öyle mi? Öyle. Benimki sonuçta bağımsız bir film. Hocam çok merak ettim, gişesi ne oldu? Kaç kişi izledi? 3. Seyirciden de bağımsızmış lan film. Hadsizlik yapmayın. İyi film gişe başarısıyla belli olmaz. Lan bir dakika, ben şeyi merak ettim. Şimdi birini bu izledi. Öbürünü o izledi. Acaba üçüncüyü kim izledi? Ben iki kere izledim. Ben de bir kere izledim. Lan. Üç etti zaten. Adama bak lan, kendi filmini bile izlememiş. Bize burada gider yapıyor lan. Hocam, gerçekten siz kendi filminizi izlemediniz mi? Festivalde açık büfe vardı. Yemeklere dalmışım. Ya, hakikaten dalmışım. Ama ben o filmi içselleştirdim zaten. Belli belli, her şeyi içselleştirmişsin sen zaten. Filme bak lan, yönetmeninden bağımsız. Allah Allah. Yeter artık, susar mısınız? Evet kızlar. İsterseniz yeni filmimi anlatmaya başlayayım. Bu filmimle Avrupa sinemasına yepyeni bir soluk getireceğim. Hazırsanız anlatayım. Ona hiç şüphe yok hocam. Sizce biz bu filme uygun muyuz? Çok. Evet hocam, bir İbrahim Çekiç filminde rol almak için sabırsızlanıyorum. Aa! Darlamayın adamı artık be! Hayret bir şey ya. Çekil, fazla da yaklaşmayın adama. Hocam bu konuda hassas. Yetersiz bu sinir.
Öyle mi? Eğer hocayı darladılarsa bunun coşması lazım. Hmm. Yani nasıl darlayabilirler hocayı? Avrupa sinemasına yepyeni bir soluk getireceğim. Ona hiç şüphe yok hocam. Peki sizce biz bu filme uygun muyuz? Çok, çok. Evet hocam, bir İbrahim Çekiş filminde rol almak için sabırsızlanıyorum. Daramayın adamı artık be! Sana söylüyorum özellikle, gözlüklü! Terbiyesiz kadın! Hem yerinden fazla da yaklaşmayın hocaya. Hocam bu konuda çok hassastır. Kızlar, çok affedersiniz. Bir saniye müsaade isteyeceğim sizden. Benim ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığını zannediyorsun be adam? Ya 120 kiloyum ben. Niye çekiştiriyorsun? Nereye gidelim acaba ben? Ne kadar çekiştirebilirsin beni? Ya ben karşı cinse en yakın mesafemdeyim artık. Rahat bırak be adam beni. Rahat bırak. Sıkıldım senden. Bırak istedikleri gibi mıncırsınlar. Makas alsınlar, gıdıklasın, etlerimi koparsınlar. Rahat bırak beni. Bir daha dokunursan ellerimi koparım senin. Uzaklaş! Uzaklaş! Uzaklaş git be adam! Git! Git! Gel lan gel, otur burada. Evet kızlar, ne diyordum? Filmimiz Avrupa sinemasından bir Fransız filmi yapıyoruz. 19. yüzyılda geçiyor filmimiz. Fransa'nın en köklü, en büyük ama düşman iki ailesi Pierrot'larıyla Thierrot'lar arasındaki bir kapışma. Kapışma ne üzerine? Fransa'nın en verimli, en güzel, en büyük toprakları olan Le Yeşil Vadi için. O diyor, yürüyün Pierrot'ları, o diyor, yürüyün Thierrot'ları, kapışma büyük. Oğlum bana bir tanıdık geldi lan bu. Sen ne anlarsın be? Avrupa'yı sinema bu. Sus! Evet, ne diyordum? Ailelerden biri, evlerinin uşağı Şipan'ı, dönemin en kuvvetli paşası olan Tassin Paşa yerine sokuyor ve güçlü konuma geliyor. İtalyan gerçekçiliğiyle başlayıp, Alman gerçeküstücülüğüyle devam edip, dogmatik bir sentezle finallediğim filmimle Türk sineması banalliğinden kurtuluyor. Lan yürü git! 40 yıllık Tosun Paşa'yı Tasık Paşa diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Oğlum sen başkasının sinemalarını övgü düzeceğin önce bir kendi sinemanı keşfet lan düdük. Ne diyorsun sen be? Nesi varmış Türk sinemasının koskoca Avrupa'yı sinema dururken? Sayın mı? Ertem Eğilmez'in Hababam sınıfı, Yılmaz Güneng sürüsü, ondan sonra cuma Atıf Yılmaz'ın Kibar Feyzo'su. Sen önce kendi topraklarına bir bas. Sen önce bir kendi topraklarına bas, sonra el alemin topraklarına zıplarsın lan. Sus be! Cahil, pis, kimsiz. Kızlar ben sanatçıyım, ben hassasım. Lütfen bunu buradan kovun, ben inciniyorum. I am engineering. Lütfen, lütfen. Hocam yalnız siz senaryoyu gerçekten araklamışsınız. Hayır, 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 asla hayır. Yok öyle bir şey yok, hayır. Saçmalamayın, hadi o. Nasıl öyle bir şey yok ya? Biz o filmlerle büyüdük bari. Tosun Paşa bu. Değil işte. Kötüsünüz. Hepiniz kötüsünüz. Nefret ediyorum sizden. Sinema cahilleri. Şuraya bak. Adamı ne hale getirdiniz be? Pislikler. Hocam, izin verin sizi teselli edeyim. Git be, manyak. İstemiyorum. Ben gidip ıkınmalarım iki çekeceğim. Hocam, izin verin, bir kenarından da ben tutayım. Çekmenize yardımcı olayım. Şaşırtma derdim sala. Nerede, nerede? Birader, buradan gitti, buradan. Ah, çok sağ ol kardeş. Hadi koşun, koşun. Çok çekmeyin lan ıkınmaları. Vallahi Hüseyin, bravo. Gözünden kaçmadı, çok iyi filmdir. Vallahi Allah'a çok şükür, güzel şeyler gözümden pek kaçmaz. Diyorum ki, acaba bana gidip Tosun Paşa izler miyiz? Olabilir tabii, neden olmasın? Gidek Hanım, benim de gözümden güzel şeyler kaçmaz. Bana gidip Parçala Beyçet'i izlemeyi... Ama... vazgeçtim, vazgeçtim. Hep beraber bana gidelim, oturalım. Efendi efendi, Tosun Paşa'yı izleyelim. Hadi o zaman buyursunlar efendim, buyurun gidelim. Hadi, buyurun.
burası sinema kulübü mü? Ana, Suzan kardeş. Burası kardeş, hoş geldin kardeş. Nasılsın? Hoş bulduk efendim. Sizin de mi sinema? Herhalde yani. Senin seyrettiğin 9 filmin 8'inde benim adım var be. Ayıp yani. Hadi ya. Öyle mi gerçekten? Ama kesin senin seyrettiğin filmler değildir. Öyle, onlarda makyaj yapmamışımdır. Çünkü benimkiler kostümlü. Birlikte makyaj alışverişine çıkalım mı? Sizden bir şeyler öğreniriz. Tamam, çıkalım. Hadi o zaman çıkalım. Allah Allah. Ama şimdi evi tosun paş... Ulan hayaller uzun metraj, gene burada kamu spotu gerçekten. Üzülme. Hiç üzülme. Şimdi ben sana bir şarkı söyleyeceğim. Senin moralin yerine gelecek. Eğleneceksin. Ha, o zaman olur. Tamam. Herkes affedersin, derede 180 de mi yüzeceksin? Girdiler herkes böyle. Bir şekil böyle ya. Sen de mi? Allah'ını seversen söyle, sen de mi gireceksin ha? Hadi cevap ver. Cevap ver. Bak veremiyorsun, cahil.